Sizden öğrendim artık terazi burcu şık olan estetik olan şeyleri temsil ediyor kıyafetlerimiz kişisel bakımımız vesaire evet. Venüs'te bu konuda epey iddialı bir burç hatırladığım kadarıyla evet. o zaman bu karanlık hepimizin içini yasa boğan haftalardan sonra biraz böyle kendimize mi bakacağız estetik mi ön plana çıkacak Ne anlama geliyor Venüs'ün terazi burcuna geçişi? Çok doğru tarif ettiniz. Venüs astrolojide estetik ve güzel olan her şeyle alakalı, hı hı. bize keyif veren. Hı hı. Ve terazi burcu da bunun için harika bir zemin oluşturuyor öyle söyleyelim. Yani gezegenlerin geçiş yaptığı burçları bir nevi arka fonlar gibi görebiliriz. Hı hı. Hı hı. Dolayısıyla bir gezegen kendi ifade ettiği şeylere uygun bir burçtan geçerken özelliklerini çok daha belirgin bir şekilde, daha doğru, beklenen bir şekilde ortaya çıkartır. Hı hı hı. Bu yüzden bir, kişisel bakım, estetikle ilgili konular, güzelleştirme, dekorasyonla ilgili konular arasından uygun bir zaman dilimine Harika. giriyoruz. Hı hı. İki, yine e, hem kendimizde bu güzelleştirmeleri yaparken etrafımızı, ortamımızı daha güzel bir şekilde, e, daha derli toplu bir şekilde dizayn edebiliriz. 3 ilişkiler açısından yani özel ilişkilerimiz açısından da yine daha rahat ilerleyeceğimiz bir zaman diliminde olacağımızı gösteriyor. Önümüzdeki haftanın özellikle çarşamba ve perşembesine bu bakımdan daha ilişkiler yönünde yeni adımlar atmak için uygun bir zaman dilimi olarak tarif edebiliriz. Özellikle ben buraya notunu aldım. 9 Kasım Perşembe özellikle ayın. Efendim e, terazi burcuna geçişi ve ay Venüs kavuşumu terazi burcunda oluyor. Dolayısıyla 8-9 Kasımlar ama özellikle 9 Kasım öğle saatleri civarı mesela. Hani böyle artık saat vererek konuşalım. E, olur kişisel bakımla ilgili bir şeyler yaptırılır. Kıyafet alışverişi yapılabilir. E, bir sanatsal girişim yapılabilir. E, veya kendimiz e, ne bileyim etrafı şöyle bir derleyelim toparlayalım. Evde bir şeyleri düzeltelim dersek Bununla ilgili girişim yapabiliriz. Ama genel anlamda evet. Aynı zamanda Venüs barış ve huzurla alakalı, terazi burcu diplomasiyle alakalı. Hmm, çok güzel. Ee, tabii genel olarak gerçekten stresli bir zaman dilimi. Ee, bölgede savaş var daha da strese doğru gidecek gibi gözüküyor ama her zaman için bir umut var içimizde. Belki diplomatik çabalar açısından hı hı. özellikle bu 8-9 Kasımlarda belki böyle bir olumlu bir şey de alabiliriz. Ee, tabii 10 Kasım'a da denk geliyor Hı -hı. ayın terazi burcunda olması. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ü yine rahmetle, minnetle anıyoruz. Onun tekrar o yurtta sul cihanda sul sözünü hatırlatıyoruz. Umarım böyle bir barışçı bir ara dönem olur. Hı -hı. Hı -hı. Belki bir kısa süreli de olsa ateşkes sağlanabilir. Sivillerin tahliyesi için e, koridorlar açılabilir. Yani bu söyledikleriniz özellikle hani huzur ve barışın, temsilcisi evet. olması nedeniyle benim özellikle siviller için bir umut olabileceği kafamda olabilir, fikrini olabilir. canlandırdı. Evet. Gönül işleri konusunda ise o zaman seviyorsan git konuş bence dediğimiz bir Çok yerdeyiz. Doğru. <laughs> Çok doğru. Özellikle 8 Kasım günün hı. ikinci yarısı hı hı. ve 9 Kasım gün geneli ama öyle saatlerini özellikle burada verebiliriz hani bir. Reçete Harika. gibi adeta Harika. kullanabiliriz. Harika. Bu çevremize bir dönüp bakmamız, belki yaşadığımız yeri, çalıştığımız yeri güzelleştirme isteğimiz. Mesela ben de bu tür dış dünyada beni üzen şeyler oldu mu çok baskın olur. E. Kendi kabuğuma çekileyim, evimde dolaplarımı toparlayayım, evde... Yap Yapılacak tamir edilecek bir şey varsa onları ayıklayayım yapabiliyorsam kendim yapayım. Evet. Bu dediğinizle de aslında yani çok örtüştüğünü düşünüyorum. Hem dış dünyada bizi mutsuz eden bazı şeyler oluyor bunlardan evet. da kaçamıyoruz ama evet. en azından kendi yaşadığımız yerde... Elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz. Yapabiliriz. Yapmak da zorundayız. Çünkü hayat da devam ediyor. Evet. Sevdiklerimiz için, ailelerimiz için, kendi ruhumuz için de bir yerde hatta Öner Bey. Yani çünkü sonu yok gerçekten o e, savaş haberlerine bakmanın, o fotoğrafları, o videoları izlemenin e, bir sonu yok. Faydası da bence epey tartışılır. Dolayısıyla yani. kendi hayatımıza da e, bakmak zorundayız evet. bir yerde. Kendimize bakmamız, kendimizi daha iyi gördüğümüzde, evet. daha güzel, daha sağlıklı, çok doğru. E, daha motivasyonlu gördüğümüzde mutlaka bu bizim hayat. Hem bakış açımızı değiştiriyor, hem de aynı zamanda çoluğumuz, çocuğumuz, yani evet. etrafta sorumlu olduğumuz insanlara İnsanlar karşı evet. davranışımızı da evet. etkiliyor. Evet, çok doğru. Peki bu e, hangi alanlar için, yani özellikle Venüs'ün terazi burcuna geçişi, Hangi alanlar, hangi sektörler için bir fırsattır? Hangileri için bir tehlike çanıdır? Aslında sanatla ilgili tüm sektörler aslında bir avantaj. Hı hı. E, moda, hı hı. sanat dünyası, e, bütün estetikle uğraşan herkes. işte terzileri düşünün efendim. Hı hı. Bütün e, grafik çizerleri, hı hı. designerları düşünün. Hı hı. Yani bir şeye estetik veren. Evet, evet hı hı. tasarım, tarzında bütün işler Bakımla ilgili bütün kozmetik bütün bu alanlar mesela kozmetikle ilgili işler yapmak isteyenler için de bu dönem kullanılabilir bir dönem yani Venüsün bir burçtan geçişi yaklaşık bir ay sürüyor. Dolayısıyla 8 Kasım'da başlıyor diyoruz ama bir iki günlük bir hadiseden bahsetmiyoruz esasında ama bir bu ay boyunca özellikle evet. 8-9-10 Kasım civarı 8-9 Kasım ağırlıkta olmak üzere bu yüzden hem bu sektörlerde olanların belki girişim yapması açısından uygun bir zaman dilimi olarak yine bahsedebilir. Harika.